Bu bence bir tarih yazdık biz çocuklarımızla beraber. Çünkü kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarıyla, özellikle sosyal bir proje olarak başlayarak dezavantajlı çocuklarla bölgesellik, ikincilik, birincilikten sonra Türkiye Kadınlar Süper Ligi'ne adını yazdırdık. Bundan dolayı onurlu, gururluyuz. Bu takımın kurulma amacı 2010 yılında biz özellikle kız çocuklarının okuma oranının az olduğundan dolayı bir de dezavantajlı kızlarımızın spor sayesinde, yani handball sayesinde topluma ayakları sağlam bassın, eğitimlerine devam etsin. Ve ülkemizin lisanslı sporcu önce genelde ilimize, özellikle Türkiye genelinde lisans sporcu sayısına katkı sağlamak için valiliğin destekleriyle bir proje başlattık. Bugün hayal olan bir şeyi gerçekleştirdik. Çünkü bizim için hayaldi bir Süper Lig. Şu anda Türkiye Kadınlar Süper Ligi'ndeyiz ve belki de Türkiye'de nadir bulunan bir şey. Çünkü kendi evlatlarıyla, kendi yetiştirdiği sporcularla Süper Lig'e çıkıyoruz. Daha önce çıkan Doğu'da kız bayan takımları var ama hepsi transferlerle. Bu böyle bir şey değil. Hepsi de 18, 19, 17, 16 yaşında çocuklar. Bence hepsinin alnından öpülmesi gerekiyor. Hepsi ayakta alkışlanacak çocuklar diye düşünüyorum ben. Şöyle, Elazığlı olan var, Tunceli olan var ama sonuç olarak Elazığ'da yaşayanlar. Hepsi burada yaşıyor ve buranın evlatları. Tabii içinde babası olmayan var, yetim olan var ama sonuç olarak ne olduğu önemli değil. Önemli olan Elazığ için hepsinin kalbi atıyor. Elazığ'ın onurla adını, gururla adını Türkiye'ye böyle altın harflerle yazdırdıklarını söyleyebilirim. Yani biri gelip dese ki sizin bütün deplasmanlarınızı, biz para da istemiyoruz. Bizi göndersinler, götürsünler, biz gitsin razıyız. Otelde yatırsınlar, razıyız. Bize para vermelerini istemiyoruz. Çocuklarımızın harçlıklarını versinler. Hiçbir şey istemiyoruz. 8 senedir bu kulüpte hem kaptan olarak hem kaleci olarak görev alıyorum. Bu kulüp bize neler kazandı derseniz neler kazandırmadıklarını saymak daha kolaydır. Çünkü sosyal hayatımızı, eğitim hayatımızı, ailevi hayatı etkileyen birçok faktörü oldu. Ama bunun en önemlisi tabii ki de bir yerlere gelmemizi sağladı. Şu an kendi yetiştirdiği sporcular ile Süper Lig'e çıkmayı başaran tek takım biziz. Çok çalışıyorduk, istiyorduk. Beklemiyorduk aslında ama keza biliyorsunuz depremden dolayı maçlarımız eksik oluyordu. İkinci devre hiçbir maça yenilmedik, sadece bir maç berabere kaldık. Burada üç kardeş olarak bulunmaktayız. Burası bir spor kulübünden çok bir aile ortamını sağladığı için hiç çekinmeden bütün günümüzü burada geçirebiliyoruz. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Büyük takımımız bu sene Süper Lig'e yükseldi. Bu bizim için onur verici ve mutlu edici bir şey. Burada biz Süper Lig'e yükseleceğimizi zaten planlıyorduk önceden. Yani çok çalışıyorlardı ve burada sürekli antrenmanlar yapıyoruz. Burada bir takım olarak değil de bir aile olarak varız biz. Hani günümün çoğu burada geçiyor, burada kalıyoruz. Burada dezavantajlı bir sürü arkadaşımız var. Onlara yardımcı oluyor hocamız. Yani bir takımdan daha fazlası, bir aile gibiyiz burada ve sürekli yan yanayız.